Merhaba, can dostlar, kitap dostları, evet kitap kurtları, devam, 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 durmak yok, okumaya devam diyelim. Evet, Mikado'nun Çöpleri, Melek Cevdet Anday'ın oyunu, bilmiyorum o Mikado'nun oyunu çöpleriyle oynamayı biliyor musunuz? 1967'de yazılmış, Mikado İnce çöplerle oynanan bir salon oyunudur. Demet halinde elde tutulan çubuklar avucun açılmasıyla masaya dökülür, dağılır. İki kişi bu çubukların birini alırken ötekileri sarsmadan toplayacaktır. Çubuklar renk renk çizgilidir. Belli sayıları vardır. Kim çok sayıyı toplarsa oyunu o kazanmış olur. Anday'ın eserinde olay İstanbul'da geçer. 28-30 yaşlarında içkili ve yalnız yaşayan bir erkek, bir kış gecesi sabaha doğru kucağında bebeği 30-35 yaşlarında bir kadın evine getirir. Kadını sokakta bulmuştur. Yavaş yavaş birbirine ısınan kadınla erkek vakit geçirmek için oynadıkları Mikado oyunu süresince iç dünyalarını oluşturan çıkmazları birbirlerine anlatarak bir çeşit boşalıma, feraha ererler. Duygularını dökerler. Sabah olurken çöplerin oyun kuralına uygun toplanması gibi toplum törelerinin bir ahlak anlayışının çevreyi sarsmadan kaldırılabileceğine inanmış elektriği kapatırlar. Bir mavilik dolar içeri. Gün mavidir. İkisi içinde ümitsizlikten ümide geçiştir bu. İki bölümlük oyun Türkiye'de ilk defa 1967 Ekim'inde İstanbul'da kent oyuncuları tarafından oynanmıştır. Evet, Yıldız Kenter'in, Şükran Kenter'in de ruhları şad olsun.